Evet, iyi ki varsın da artık dolu dolu program yapıyoruz ama yavaş yavaş sonuna gelirken hocam diş sağlığına dair bilinmeyen konuları konuşalım. Evet. Diş ağrılarında eklem ağrılarından bahsedelim. Evet efendim, tabii sabah gelirken üşümüşsünüz galiba. Biraz üşüdüm ve üşüyorum. Evet, burada da üşüyorsunuz galiba, onu hissetmeye başladık. Biraz kansız dinleyin, biliyorum çok üşüyorum. Evet, çene ağrısı dediğimiz temporomandibüler eklem ağrıları. Bunlar çok önemli bir konu. Burada kıymetli izleyenlerimiz can kulağıyla dinleyelim. Temporomandibüler eklem ağrıları diş ağrılarıyla çok karıştırılıyor. Kas ağrılarıyla çok karıştırılıyor. Baş ağrılarıyla çok karıştırılıyor. Çenemizde iki tane alt çeneyi aşağı açan, sağa götüren, sola götüren bir eklemimiz var. Bir takım bozukluklar. Bu eklemdeki bir takım bozukluklar aslında hayatımızdaki bir takım yanlışların neticesi olarak geliyor. O yüzden burada bu konuyu özellikle ele aldım. Şimdi okul sıralarında ilkokuldan başlayan, ortaokulda devam eden bir duruş pozisyonu. Şu pozisyonu yaptığınız zaman... Öğretmeni dinlerken. Evet, öğretmeni dinliyorsunuz. Hepimiz öyle dinliyoruz. Bunu koyduğunuz zaman elinizi... Buradaki eklemlerinizi yanlış pozisyona itiyorsunuz. Ve bunu sürekli yaptığınız zaman ileride bu eklem sesi olarak ve eklem ağrısı olarak size dönecek. İkinci bir hatadan bahsediyorum. Yani çok iyi dinleyiciler yapıyor bunu. Çok iyi dinleyici insanlar dişlerinin arasına kalem alıyorlar. Birini dinlerken dişlerinin arasına kalem alıyorlar. Ve bunu hayatlarında artık o kadar orijinal yapıyorlar ki kendileri bile bilmiyorlar. Sürekli dişlerinizin arasına böyle bir malzeme alırsanız yine eklemlerinize gelen basıncı değiştirdiğiniz için eklemlerinizde ağrı hissettirirsiniz. Tek taraflı çiğneme. Kişi bir tarafında aslında dişleri var, tembellik yapıyor, sol tarafıyla çiğniyor. Buradan başlayalım olaya. Aslında dişi var ama tek taraflı çiğniyor. Yanlış çiğnedi, tek taraflı çiğnediği için bu eklem diski burada değişik pozisyonlar alıyor. İki, dişi yok da tek taraflı çiğniyor ise, iki taraflı çiğnemiyor ise yine aynı sıkıntı yaşanıyor. Yani çeneyi sağda da solda da çiğnemez iseniz eklem ağrılarına girersiniz ve eklem ağrılarından kurtulamazsınız. Ve eklem ağrıları çok ciddi anlamda çene yüz bölgesinde ağrılar oluşturuyor. Biz maksilofasyal bölge diyoruz. Hatta ve hatta boyun fıtığıyla karıştırılabiliyor. Kişinin boynu ağrıyor. Fıtığı mı var acaba? Kişi bir sürü tetkikten ve doktordan geçtikten sonra bize gelebiliyor. Hocam işte boyun fıtığım şöyleymiş, boyun fıtığım böyleymiş. Biz bir bakıyoruz ki aslında eklem ağrısı var. Hı hı. Eklemde bir bozulma olmuş. Ama hiç aklına gelmiyor. Hiç aklına gelmiyor. O kimsenin aklına gelmiyor. Biz diş hekimleri bunu yakalıyoruz. Omuz ağrıları, sırt ağrıları hakikaten eklem ağrısıyla karıştırılabiliyor. Hı hı. Evet. Ama karıştırılmaması gerek. Karıştırılmaması. Yani gerek. O yüzden de illaki bu boyun diye düşünüp dişi de ihmal etmemek kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle ekleme çok sahip çıkmak lazım. Çok sert tokat yememek lazım. Eklemi rahatsız edebiliyor. Aynı zamanda şu hareket. Ben bu hareketleri göstermek için bir pozisyonum. Şu hareket. Çok yanlış dertli bir hareket ve eklemi zorluyorsunuz. Yapmayacaksınız. Dertli dalmış, yani, düşünceli insan profili. Uzun süreli bunu yapmayacaksınız. Gece yatarken elini çenesine koyup yatıyor. He. Yapmayın ne olursunuz. Yapmayın, eklem ağrısı olur. Sabaha olur. Kadar bozuyorsunuz. Bozuyorsunuz. Ondan sonra sesle geliyor. Hocam ben diyor çenemi açınca bak diyor tık etti diyor. Çıt. Öyle bir tık etti. Evet, tıklar başlayacak. Tak taklara dönecek. Hocam yani. Tık etti evet. Ve program... Bunun tedavisinden bahsetmiyorum. Daha sonra bunun tedavisinden de bahsediyorum. Bir başka programa saklayalım. Evet. Bütün konuları evet. Bitirmeyelim bugün bir anda. Ya. Tabii. Kalsın, başka güne de konular kalsın. Evet, teşekkür ediyoruz hocam çok verdiğiniz bilgiler için. Programımızın ederim. Da sonuna geldik. Biz iyi ki varsın olarak. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyoruz o zaman. Hoşçakalın.